Römiyer Mutfak Şefi hayatınızı kolaylaştırmaya geliyor. Çırpmak için ayrı, yoğurmak ve parçalamak için ayrı, makarna yapmak ve kıyma çekmek için ayrı cihaz kullanmanıza gerek yok. Premier Mutfak Şefi'nde hepsi bir arada. Premier Mutfak Şefi ile aynı anda birden fazla işlem yaparken hem zamandan hem de yerden tasarruf edeceksiniz. Çırpmadan karıştırmaya, kıyma çekmekten makarna yapımına kadar her şeyi tek seferde kolaylıkla yapabileceksiniz. Premier Mutfak Şefi'ni evimde kullanıyorum. Kıyma çekebiliyorum, kek yapabiliyorum, kendi makarnamı yapabiliyorum, buz parçalayabiliyorum. Pembe rengi çok güzel ayrıca. Kapladığı yere göre çok kullanışlı bir ürün. Bütün arkadaşlarıma tavsiye edebilirim. Farklı boyutlardaki paslanmaz çelik diskler sayesinde etinizi saniyeler içinde istediğiniz kalınlıkta kıyabilir, peynirinizi öğütebilir, evinizde sağlıklı bir şekilde makarna yapabilirsiniz. 1000 watt gücü ve 5 kademeli hız seçeneği sayesinde mutfakta harcadığınız zamanı yarıya indirebilirsiniz. Premier Mutfak Şefi'ni kullanıyorum. Ayrı ayrı yapabileceğim bir sürü işlemi tek bir ürüne halledebiliyorum. Mesela neler mi bunlar? Ev yapımı makarna hazırlayıp gelen misafirlerime şık bir sunumla sunabiliyorum. Kuşbaşı etlerimi kıyma haline getirip güzel bir köfte hazırlayabiliyorum. Büyük haznesinde kek hamurumu kolayca çırpıp kısa bir sürede mükemmel bir kek hazırlayabiliyorum. Premier Mutfak Şefi hayatıma büyük kolaylık getirdi. Bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum. 5 litre paslanmaz karıştırma haznesi sayesinde yumurtanızı, kek hamurunuzu rahatlıkla çırpabilir, yoğurma aparatlarıyla kurabiye, poğaça ve hatta makarna hamurunuzu hiç yorulmadan, elinizi bile sürmeden kısa sürede yoğurabilirsiniz. Otomatik durdurma özelliği sayesinde Premier Mutfak Şefi'ni istediğiniz anda durdurabilecek, kaymaz ayak yapısı sayesinde olası ev kazalarının da önüne geçebileceksiniz. Premier Mutfak Şefi'ni kullanmaktan çok memnunum. Ergonomik yapısı ve şık tasarımıyla mutfağımdaki en güzel yerini aldı. İki renk seçeneği var. Kendime beyazını aldım. Annem de çok beğenince ona da pembesini hediye ettim. İkimiz de kullanmaktan dolayı çok memnunuz. Onunla aynı anda 3 farklı işlem yapabiliyorum. Kek yapabiliyorum, milkshake yapabiliyorum ve makarna yapabiliyorum. Bu 3 işlemi aynı anda yaparak zamandan tasarruf edebiliyorum. Bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Şık tasarımı, kullanım kolaylığı, pembe ve beyaz renk seçenekleriyle size gelen Premier Mutfak Şefi ile mutfağınızdaki şef siz olun. Buyurun efendim, Premier Mutfak Şefi. Şef nerede? Şef burada. İşte şef burada. Çok yakışıklıymış, daha doğrusu çok şekermiş. Pembiş pembiş. Rengi de çok ne güzel. Ne yapıyor?
Her şeyi yapıyoruz mesela. Yani. Evet. Selim Hanım her şeyi yapacak ama detaylarla ilgili bilgileri hemen verelim. Sevgili izleyiciler, içecekler hazırlamak ya da buz kırmak mı istiyorsunuz? İşte birazdan burada buz kırma işlemini gerçekleştireceğiz. Hatta dilerseniz çocuklar için güzel, sevimli, böyle renkli içecekler de hazırlayabiliyoruz. Ama yemek yapmak istiyoruz. Hatta biz kıymalı makarna yapmak isteyelim. Nasıl olur? 10 numara olur. O zaman kıymamızı biz bu makinede çekeceğiz. Aynı zamanda istersek makarnamızı da yine burada yapacağız Ziya Bey. Premier Mutfak Şefi efendim, gördüğünüz gibi yapmadığı şey yok. Ama hatta birazdan bunları canlı canlı gözümüzle, elimizle dokunarak göreceğiz değil mi? Göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz bu büyük çelik haznede hem poğaça hamurunuzu, hem kek hamurunuzu, hem de isterseniz yapmak istediğiniz kurabiyelerin hamurlarını hem de farklı farklı başlıklarıyla hazırlayabileceksiniz. Şimdi benim çocuklara doğum günlerinde ev bütçesine katkısı olsun diye anneler böyle yemekler yapıyorlar, içecekler yapıyorlar. Ya da ne bileyim işte kafe açıyorlar böyle. Küçük küçük sempatik kafeler açıyorlar. Onlar için de ideal bir ürün bence. Hem iş yerinizde, hem evinizde, hem yazlıkta, hem sitede, hem komşulukta, hem apartmanda yardımlaşabilirsiniz. Bir evet, ürün evet alırsınız. Bütün aileler kullanır değil mi? Hatta bir tanesini kullanabildiğimiz gibi üçünü aynı anda da kullanabiliyoruz. O zaman İçeceği yapıyoruz, hamuru hazırlıyoruz. Bir taraftan kıymayı çekiyoruz ya da onları iptal ediyoruz. Beş çalıştırma fonksiyonuyla tek tek çalıştırabiliriz. Ama hep öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Yapın da görelim tamam, hanımefendi. Allah Allah. Nasıl yapıyoruz? Buyurun sinemada. Ben de blender fonksiyonunu kullanmak istiyorum. Ne fonksiyon efendim? Blender. 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 Cam haznemiz var. Bu çok önemli, sağlıklı. Plastik değil, cam. Değil, evet. Cam haznemiz. Süper. Çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Kullanmadığımızda çıkartabiliyoruz. Göstereceğim. Çıkarıp üzerine kapağını kapattığımızda burada da kapalı. Evet. Geçebiliyoruz. Bakınız rahatlıkla. Şöyle değil mi? Evet. Ben yardımcı olayım. Kullanmadığınızda çok değerli toplu da duruyor aynı zamanda. Hop. Ama tüm malzemelerini üzerinde de taşıyabiliyor. Yani aslında böyle de durabilir. Yerde evet, kaplamaz. Durabilir. Ben onu sevdim. Böyle bir heykel gibi güzel. Evet. Güzel duruyor değil mi? Hemen ben başlayacağım. Evet. Hülya'nın da söylediği gibi 5 farklı hız seçeneği var. Elektrikle çalışıyor. Elektrikle evet çalışıyor. Evet. 5 farklı hız seçeneği var. Burada görebiliyorsunuz. Herhangi birini seçip bastığınızda çalışıyor. Vurmadan çalışıyor. Ama isterseniz manuel olarak. Ne yapacaksınız? Buzu parçalayacağız. Evet. Tamam. Ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim bıçaklarınız. Ve cam haznenin yanı sıra paslanmaz çelik bıçaklar yine evet sağlık için gayet uygun. Bıçakların bir ucu yukarı bir ucu aşağı bakan bıçaklar olduğu için içinden hiçbir şey kurtulmayacak yani. Güzel. Çok rahatlıkla çalıştıracağız. Ben şimdi hemen. Bu bir numara. Bravo. O zaman güzel bir içecek hazırlayabiliriz. Ne mesela ne? Mesela vişne suyu. Vişne şöyle suyu. Buzlu. Bayılırım. Hani aldık, soğuk değildi dolaptan aldığımızda evet ama bizim böyle biz buza ihtiyacımız vardı. Hepsi dışarıda, hiç buzdolabında yok. Çocuklar olduğu için. Herhalde buzdolabı boş değil, dolu diye sokmuyorlar ama sıcak sıcak içiyoruz onu. Hani vişne çayı gibi içiyoruz öyle söyleyeyim. Evet, soğuk kahve de olabilir. Ay. Evet, soğuk kahve de çok moda. Oo, çok güzel. İçecekleri biraz soğuk ve buzlu hazırlamak da çok moda. Çok güzel. Bu şekilde değerlendirebilirler. İstedikleri her türlü içeceği hazırlayabilirler. Bu kıvam güzel bak, bu kıvamı evet seviyorum. Ne büyük ne küçük, böyle hoş bir ne derler rende gibi. Ben şey gördüm, aynı anda hepsi çalışıyor mu gerçekten? Hepsi çalışıyor aynı anda. İsterseniz yerde hem blenderda muzlu süt hazırlayın, bir yandan isterseniz kıymayı çekip, yapalım, bir yandan da kek hamuru çekip. Buyurun işte. İstediğinizi yapabilirsiniz. Zamandan fakat kazanın. Heh, diğer yerini kullanmak istemiyoruz. Blenderla işimiz bitti. Onun kapağını kapatıyoruz. Bu kapağını kapattığım zaman artık burası benim için iptal oldu. Wow. Önümde fazla bir emniyet istemiyorum. Çıkardım. Şimdi ne yapacağım? Kıyma yapacağım. Kıyma yapacağız. Bildiğimiz kıyma. Evet. Kıyma. Tabii kıymayı çekeceğiz ama aldınız geldiniz dediniz ki hani bir kere daha çekmek istiyorum. Bunun için bir de alternatif başlıklarımız olacak bizim. Böyle iki tane bir de tam kendi mekanizmasının ucunda var. Daha geniş Ziya Bey, daha ufak ya da daha böyle orta. Ne yapacağınıza bağlı birazcık da. Çok güzel. Hani iri iri yaparız, makarnanın içine koyarız, minik yaparız, sever köfte kıyma yaparız. Kıymalı makarnayı da çok buyurun severim. Evet, çok da güzel evet olur. Bir de kıyma çekmemize yarayan bölümün şöyle bir özelliği var. Aynı zamanda başlıkları değiştirip makarna da yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Güzel. Evet, hemen nasıl söktüğümüzü de gösterelim. Bu şekilde çıkarıyoruz. Ve istediğimiz herhangi bir başlığı uç kısmına takabiliyoruz. Burada bıçakları var. Dönen mekanizması. Makarna istiyorsak Sinem'in dediği gibi makarna başlığını monte edeceğiz ama biz şimdi kıyma bu başlıkta devam evet ediyoruz. Başlıklarımızın biri ince uçlu, diğeri kalın uçlu. İstediğiniz kalınlıkta kıyma ben çekebiliyorsunuz. Ben kalın seviyorum efendim. Ben de öyle seviyorum. Ve rahat şekilde evet
tekrar monte ettik. Evet. Bir de bu kıyma makinesinin şöyle bir özelliği var. Yani hepsi bir arada ya, ama kıyma yapma aparatının şöyle bir özelliği var. Önümüz Kurban Bayramı biliyorsunuz. Çok lazım olacak bize. Doğru. Kendi evimizde kendi bildiğimiz eti çekmek istiyoruz. İçinde ne var ne yok bilmek istiyoruz. Çok affedersiniz, çok sebze sucuğu falan da yapabiliriz bunu, değil mi? Yapabilirsiniz tabii. Süper. Neden yapamıyorsanız, yani domates rendesi yapabilirsiniz, biber rendesi yapabilirsiniz. Şimdi bizim evde o var ya, o kış salçası yapılıyor. Şimdi evet, her yer domates. Evet. Sanki tarla bizim ev. Sürekli kaynatıyorlar, da, kaynatıyorlar, evet, kavanozlara koyuyorlar. Şu anda herkes öyle, herkes aynı durum söz konusu. Biz diyoruz ki alın bir taşla birkaç kuş birden vurun. Hem kışlık salçanızı hazırlayın, hem kıymanızı çekin. Buyurun işte. Blenderınızı buyurun, yapın, hem çırpın, hepsi bir arada olsun her diyoruz. Her şeyi yapıyormuş. Ve evet, şimdi bakalım kıymayı nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Siz geniş de yaptınız mı turşu? Domatesi başladı annem. Biber, evet, domatesler Çanakkale'den geldi. Kavanozlar reçel alındı. Reçel yaparlar. En güzel meyveleri reçel yaparlar. Sinir olurum ama öyleymiş efendim. Adet öyleymiş. Diyecek bir şey yok yani. Reçelleri aslında evde hanımlar yaptığı zaman en güzel meyvelerden yapıyorlar. Evet. Hazır aldığınızda, ya, hazır aldığınızda biliyorsunuz meyvelerin tüm neredeyse atmaya yakın hale gelmiş şekliyle yapıyorlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Yediğiniz markalara da, yediğiniz yerlere de mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Kendi kıymamızı kendimiz yapıyoruz efendim. Hijyen önemli, sağlıklı yaşamak önemli. Hele çoluğunuz çocuğunuz varsa bilmediğiniz kıymalara yedirmemenizi ben naçizane bir şekilde öneririm. Kendiniz evet, kıyın. Bakın nasıl kıyılacak göreceğiz evet, şimdi. Şimdi ben hazneyi doldurdum etle. Fakat dışındaki de bölüme de koydum ki tekrar uğraşmayayım diye. Hmm. Çekip kıyıldıkça etim oraya tekrar hadi alacağım. Bakalım. Başlıyorum. Evet, çok güzel sonuç. Harika. Güzel. Bak aşağısı da çalışıyor. Dediğiniz doğru demek. Evet, aynı anda üç kişi birlikte yapabilirsiniz evet, demek. Kendi makarnanızı da kendiniz yapabiliyorsunuz. Hem şimdi de kıymalı makarnanın kıyması değil mi? Evet. Evet. Bayağı bir de istedi canınız. Canım istedi evet. Benim çok canım istedi. Kıymalı makarna istedi canım. Vay 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 işte. Gayet gerçekten başarılı. Önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda etleri kıyma yapabilirsiniz. Yani hangi ölçüde kıymak isterseniz onu yapıp güzelce buzlukları da kaldırabiliriz. Siz hangi ölçüyü seviyorsunuz? Ben böyle yarım hani bu bundan bu biraz daha da şu ha, en küçüğünü seviyorum. Daha. Hani köfte için falan kullanıldığı için sanırım. Yani makarnada biraz makarnada biraz daha olsun, diri olması gerekiyor. Olsun, evet. Evet, gördüğünüz gibi. İşte şu hareket evet güzel. Şöyle aldım. Kasaplar yapardı onu biliyor musun eskiden? Valla. Vay vay vay. Ve işte. Yıllar öncesine gittim bir an. Bu şekilde kıymalı sizdir. Ben istiyorum evet. Kıymalı makarna istiyorum değil mi? Tamam. İstiyorum evet, istiyorum. Evet, istiyorum. İstiyoruz kıymalı makarna. Sevgili izleyiciler, gözlerinizin önünde kıymamızı yani etimizi çektik ve kıyma haline getirdik. Biraz önce buzları kırdık ve çok güzel bir içecek hazırladık yine sizin için. Şimdi de böyle çocuklara sevimli kurabiyeler, yani renkli evet, kurabiyeler işte istediğiniz hep gibi sen, hiç böyle hep meşhurluk önemli. Temizle şuraları biraz. Tamam. Bak mutfak senin mutfağın. Kıyma aparatını da çıkardım. Çıkardıktan sonra yapmam gereken tek şey hemen onun da kapağını kapatmak. Onun da görevi bitti Cim. Evet, onun da görevi evet, bitti. Onun da kapağını kapatacağım şimdi. Ve son derece hem temiz ama görünecek. Ama istiyorsak hepsini aynı anda çalıştırabiliriz. Yani buz kırabiliriz, kıyma evet, yapabiliriz. O da o neydi o? Şu. Mikser. Ha mikser. Onu da yapabiliriz. Hamur yoğurabiliriz içinde evet, de. Mikser bölümünde şöyle bir özellik var. Buradaki cihazda daha rahat görebiliriz sanıyorum. Üstte bir kapak var Ziya Bey. Şu mu? Evet, evet o kapak gösterebilirim. İçinde lütfen, karıştırılan malzemenin dışarı sıçramasını engelleyecek. Şimdi malzemeleri koymak için Ziya Bey şöyle mi yapacağız. Kaldırmadan önce biz bunu bir evet, tam sabitliyoruz. Yani şu şekilde içerisine istediğiniz malzemelerinizi sevgili izleyiciler koyabiliyorsunuz. Bu arada o malzemeleri koyarken ne karıştıracaksanız işte kek hamuru mu, normal hamuru mu, kurabiye hamuru mu bunlarla bu başlıklarla ne yapıyoruz tercihimizi yapıyoruz. Başlığı buraya takıyoruz. Tam orada evet.
tam ortasında hareket etmek için mekanizma da dönecek. Başlığı yukarıya takacağız ve işlemi gerçekleştirmek için buradaki kolu şöyle hafifçe aşağıya indirip tekrar kapatıyoruz. Ama kapattıktan sonra bunu da kapatmamız gerekiyor ki anladım. Kenarlarından fırlamasın. Bir de malzemelerimizi şuradaki boşluktan dolduracağız içine. Evet, sütünüzü, yoğurdunuzu, malzemeleri buradan ekleyebilirsiniz sıçramasın diye. Hem de karıştırırken evet. demek için. Hemen burada göstereyim. Çok çok güzel. Kaldırdım bu şekilde. O ne? İçine, mikser. Bu mikser başlığı. Onu ben taktım, hazırladım. Ne yapacaksın? Kek hamuru hazırladım. Ooo kek hamuru çok güzel. Evet, şöyle bir yerinden çıkarıyorum. Bu çelik hazine bu arada yerinden çıkıyor. İstediğiniz gibi yıkayabilirsiniz daha sonra. Makineye. İçinde birçok şey de hazırlanabilir bunun. Hani makinenin dışında da kullanabiliriz. Bu da çok güzel kiraz olur. Hah değil mi? Tabii. Buzlu buzlu kirazları için at. Filmini seyret kirazları, bizini seyret kirazları niye? Evet, o zaman Sinan malzemeleri hazırlarken ben biraz ürününle ilgilenin değil mi? Lütfen, yani? Lütfen. Anlatın. Hemen söyleyelim. Premier'in mutfak şefiyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Aynı anda 3 fonksiyonu çalıştırabileceğiniz gibi tek tek kullanarak isterseniz güzel böyle renkli içecekler hazırlayabilir ama en önemlisi buz kırabilirsiniz. Bunun dışında kıyma makinesi çok önemli gibi buz kullanabilirsiniz. Kırmak. En önemlisi o. Evet, en önemlisi o ama buz kırarak içecek de hazırlayabilirsiniz. Kıyma makinesi bizim için kıymayı yani eti çekmek için çok önemli ama dilerseniz makarna da hazırlayabilirsiniz. Biliyorum, ben kıymalı makarna evet, biliyorum. Evet, makarna hazırlayabiliyorsunuz. Bir de hemen altında yine mikserimiz yani karıştırıcımız var. Orada istediğiniz her şey için hamur hazırlayabilirsiniz. Evet, hazırlayabilirsiniz. Kek hamurunu istiyorum. Kek hamurunda evet, önce biliyorsunuz tamam. işin sırrı yumurtayla şekeri çok uzun süre çırpmak aslında. Ne kadar zordur. Evet, ne kadar uzun çırparsanız, ne hızlı çırparsanız sen nereden o biliyorsun? Kadar hayatında kabarır. Kek mi yaptın ablacığım? Yaptım. Bak Sinem her şeyi yapıyor, uyguluyor. Sen öyle olur, böyle olur. Yap o zaman. Ama öyle dedi. Evet, çatalla çırpmak çok zor. Hemen yerleştirdim. Kapağını da yerine oturttum. Tek yapmam gereken seviyelerden birini seçmek. Bu arada isterseniz istiyorum. Dokunduğunuzda çalışacağım. Dokunmayı bıraktığınızda da duran bir sistem var. Evet, bas çekmeyi yani, var üzerinde. Birinci seviyede karıştırıyorum. Makineye i̇şte, hiçbir şey yapmıyorum. Güzel. Bu şu anda kendi çalışıyor. Durdurdum. Kendim çalıştırmak istiyorum. Vay. Evet. Yok ben çalışsın çayımı koyayım, kahvemi öyle. Koyayım. He. Ben ikinci seviyede çalıştırdım. Hatta 5'e alayım. Telefonu al, sohbet et. Sohbet edeyim, o işi bitirdiğimde ben tekrar dönüyorum. Ne kadar süre karıştıracak bunu? Kapı kolana kadar yani. Yani aslında 2-3 dakika yeterli. Evet, isterseniz bu kapağın üzerindeki hazneden de sıvı malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ya da işte şeker ekleyebilirsiniz. Kekimize süt ekleyelim. Evet, hadi süt ekleyeceğiz. Hiç açmak zorunda ya da durdurmak zorunda değiliz. Senin kına gecende de ben yapacağım. Tamam mı? Tamam. Adem her şeyi yapıyor şef. Evet, bu şekilde ekliyoruz. Durdurdum. Açalım. Bütün kalanlar da hemen içinde böyle aksın. Hem evet. kaşıkla çatalla onu sıyırmak, işte beklemek zorunda da değiliz. Tamamen akana kadar bekledikten sonra fırın için hazır Ziya Bey. Bu ne keki şimdi? Şimdi bu sade oldu. Tamam. Ama Sinem içine koyacak belki ceviz koyabilir. Onları daha sonra da ekleyebilirsiniz. Evet. Biliyorsunuz cevizi böyle çırparken eklemek pek iyi değil. Yok, parçalanıyor cevizler. Bilmez mi? O yüzden onu sonra içine ekliyoruz. Hemen çıkartalım haznenin yerinden. Ne kadar pürüzsüz karıştığını evet. göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde mikseri açmadım, yerinden oynatmadım, çevirmedim. Böyle de yenilebilir yani. Sevgili izleyiciler, iki renk seçeneği olduğunu hemen söyleyelim. Pembe ya da beyazı tercih edebilirsiniz siparişinizi verirken. Ve biz ne yaptık? Sinem'e çok teşekkür ediyoruz. Buzları kırdık. Çok teşekkür ediyoruz. Blender'ımızda buzları kırdık. Güzel bir içecek hazırladık sizlere. Bunun dışında etimizi çektik, istediğimiz kıvamda kıyma haline getirdik, istediğiniz her şeye katabilirsiniz artık. Ayrıca o başlıkların ekstraları da var burada makarnalarınız için. Makarnanızı da kendiniz yapabilirsiniz çocuklarınıza. Kendi hamurunuzu çünkü hazırlayacaksınız, onu da buradaki... Kurslarda olur, iş yerinde olur, ofislerde olur, her yerde, kafede, restoranda. Özellikle renk seçiminde mesela ben pembeyi tercih ederim. Evet, çok şık bence. Daha böyle bir sevgi dolu, beyaz da olur tabii, o gelecek evet. dolu. Fiyatını zaten görüyorsunuz. Siparişlerinizi bekliyoruz efendim.